Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi kane kurslu ella doğurmak üzere arkadaşlar. Yani bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün. Bugün olmazsa ondan sonraki gün illaki doğuracak, doğurmak üzere. Ama ben zannediyorum yarın öbür gün doğurur yani. Çünkü kanı hep oturuyor, yürümek istemiyor, hep burada duruyor. Bizi görünce hep yanımızda duruyor. Yani bize yakın durmak istiyor sanki. Sus da be, boçi. Yani şunu hissediyorum. Yani ben bir şey yapacağım, yanımda durun bak ne olur ne olmaz falan. Öyle hissediyorum. Hep bizim yanımızda durmak istiyor. Çok güzel. Şimdi ben de burada oturuyorum. Yağmur yağıyor. Akşam saati. Köpeklerin etlerini pişirdik. Belleğe vereceğim biraz da diğerlerini şey yapamayacağım çünkü yağmur şiddetli yağıyor. Levent Seçkin abi köpeklerimize et aldı. Ben de eti suda kaynattım böyle. Kendisi geçen gün gelmişti. İstanbul'dan gelmişti eşi ve iki çocuğuyla beraber. Tabloyu falan sevmişti hatta video çekmişti. Gelirken köpeklerimize de bir şey getirdi. Böyle paketi bırakmıştı. Ben baktım et getirmiş. Yani et ağırlıklı. Kemikli et ama et ağırlıklı. Şimdi o etlerden ben belleğe vereceğim. Diğerlerini video eşliğinde veremeyeceğiz. Çünkü bella içeride, diğerleri dışarıda. Yağmur yağıyor. Zaten belleğe fazla vereceğim, o belle çünkü hamile. Belle çünkü doğurmak üzere. Aferin belle. Benim Seçkin abiye de buradan çok selam gönderiyorum gerçekten. Videolarda yorumları okudum. Yazmışlar ki tam bir İstanbul beyefendisi. Gerçekten öyle. Kibar ve kaliteli bir insan. Allah yolunu açık etsin. Yani hayvanları gerçekten seviyor. Beni uzun zamandır takip ediyormuş. Tanışmak yine nasip oldu. Normalde arkadaşlar çok misafirler çok gelip gitmek isteyen misafirler oluyor ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ailesiyle gelenlere şey yapıyorum. Ailesiyle geldiği için o da ben ailemle geleceğim dedi. Çocuklar çok seviyor. Bir 5 dakika uğrayalım dedi. Ama işte keşke herkes Levent abi gibi iyi bir insan olsa. Kimisi geliyor böyle bakıyorsunuz hayvanları sevdiği falan yok. Tamamen İşte böyle burası bir hani reklam olmuş ya belki bir video çekilir falan bu. Ben bu işlere sinir oluyorum arkadaşlar. Geliyor diyor ki köpeği bağlayın. İşte onu ya Pars'ın neyini bağlayayım ben ya? Pars bu yani. Pars bağlanır mı? Pars'ın tasması bile yok. Ben bunlara sinir oluyorum. Lütfen buraya gelmeden yani böyle şeyler varsa gelmeyin. Köpeği bağlayın. Ne demek? Burası köpeklerin yeri. Buraya geliyorsan köpekleri seveceksin. Sevmiyorsan arabadan inme. Aşağı inip de Pars'ı bağlayın demek ne demek? O yüzden kabul etmiyorum arkadaşlar ama bakıyorum gerçekten hayvan sevgisi işte çocuğu var ailesiyle geliyor falan. O zaman tabi müsait oldukça kabul ediyorum. Levent abi de hem ziyaret hem de köpekleri de düşünmüş. Ben dur. Ama biraz soğuması lazım belli. Biraz soğuması lazım. Abi sallayan ne yaptın? Sallayamadım onu katayım ama biraz soğuk. Bence. Salyalı et. Eti biraz lök lök yapayım benimle. Ha? Çocuklara vitamin ver benimle. Ama şu dışarı suyun içini bunu atalım. Bakın böyle kemikler tehlikeli olabilir arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu et gerçekten suda pişmiş ya böyle bakın nasıl şey oluyor dağılıyor.
Şimdi bunu Bella birazdan yiyecek yani. Diğerini zaten mamalarına karıştırıp vereceğim. Makarna falan yapamadım. İnanın şu inşaat işlerini falan toparladık. Temizlik bitmiyor. Yani her gün bir temizlik. O yüzden makarna yapmaya zaman kalmadı. Bir de şimdi yazın da makarna çok iyi olmuyor aslında. O yüzden biraz makarna işine biraz ara vermemiz lazım. Evet. Niye dağılmıyor lan ya? Bu et de pişti ama herhalde biraz yağlı olduğu için dağılmıyor. Bella. Bella. Bella, ne sever misin? Aferin benim Momo'luma ya. Momo'lu ya sen merak etme Momo. Seni istiyorsan özel hastaneye getireyim. Sezer Canba'da onlar. Ha, hangisi senin kolayına gelir? Ha? Devlet hastanesine getirmiyor seni. Zeynep Şamil'e gittin. Sallamayan aldım. Peki zaten arkadaşlar. Bez dedikçe şu kemikler kaybolsun. Yine kaybolmadı. Daha fena olan. Yavrular aşağı doğru indi. Bu tarafa doğru gelen yok. Hep aşağı iniyorlar. Yani ha bu tarafa gelin de ha buraya şişirin. Ha bu. Bella. Bak salyası bayağıdır kaybolmuştu. Yemekten dolayı salyası arttı biraz. Şimdi diğer Pars ve Mars, Venüs niye gelemiyor buraya? Bella burada diye gelemiyor. Şimdi biraz soğuk sıcağım. Çok sıcak. Evet bakalım kaç tane yavru yapacak. Bence tahminim 8, 9, 10 civarı bir yavrudur herhalde. Narkoz bugüne kadar o 12 bir sefer 13 bir sefer 12 yapmıştı. Bakalım. Dur. Bakalım Bella'ya ne oldu? Bella dur Bella bu sıcak Bella sıcak. Dur bakayım. Evet, sıcak da biraz soğuk. Dur Bella. Sen yiyeceksin bunu tamam. Tamam dedi. Otur istiyorsan ayakta değil mi ha? Şimdi bu var ya arkadaşlar ya resmen et haşlama yani. Et haşlama yiyecek böyle. Levent Seçkin abinin de kesesine bereket. Dur. Dünden beri bunu pişiriyorum. İyi bir pişti. Baksana şuraya. Şunun tadı var ya. Et suyu var bunda biliyor musun? Ha buna karabiber, maydanoz bir şey atıyorlar falan filan da. Bu saf. Şimdi bunları da diğer köpeklerimize vereceğiz. Ama bu sıcak işte yani. Bir de bunun soğumasını bekleyeceğiz. Bella. Gözlerim. Bella. Yavruların nasıl olacak acaba? Korsan size vereceğiz onu. Arkadaşlar korsanla buraya aldım. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani aslında burada al kapın duruyor ama korsan yukarıda mesela şu çam ağacını kuruttu. Artık oraya biraz daha aşağı bağladım. Çiçekleri kuruttu. Dedim ki biraz daha aşağı bağlayayım. Bu sefer de duvarın dibine işiyor. Gidiyor, işediği yere oturuyor. Köpeğin sidik yani gerçekten köpeğin tüyünü mahvediyor. Arka yan tarafları oturduğu taraflar sapsarı oldu. Yani özellikle oturdu yani yaptığı yere oturmasın biraz salaklık ama şimdi şöyle bir şey yaptım. Zincirden aldım onu şimdi kafeste düzelsin biraz. Çünkü oraya koyduğumuz zaman çam ağacını mahvediyordu şimdi kendini mahvediyor. Escobar da bir ara öyle yapıyordu ama Escobar düzeldi. Bakın arka taraf şöyle yaklaşalım ona da yağmur yağıyor. Arka tarafı öbür tarafı hemen ben tabii oturduğunu görünce şey yaptım. Bir baktım şey olmuş hemen aldım şampuan mampuan yıkadık. Ama yani inanın
Geçen gün ahıra şap atacağız arkadaşlar. Bu yeri böyle düzleyeceğiz güzel bir. Şapçı dedi ki makineyle girecek. Dedi oraya şap map olmaz dedi. Köpeğin hissi diye bu şapı söker atar dedi. Dedim biraz daha yağlı ol dedi ki hiçbir şey dayanmıyor köpeğe. Yani mantıken baktım ağaçları bile kurutuyor. Doğru diyor. Şap atmadık oraya bakalım. Şimdi orayı olmazsa kayrak taşı yapacağız. Ne oldu benimle? Karnına baksana ya. Yo karnın ne belli, karnın ne? He? Ano, ha burası ne dedi belli. Anam içeriye var ya. Ay, belli kırayla içeri. Oldu mu şimdi? Bakalım. Ben elimi soksam mı? Oo çok sıcak ya. Ne yapalım ya? Buraya gel, havalar gel. Dur Bella. Oo, çok yandı. Bella bu çok sıcak da bu yana ya. Dur Bella. Dur Bella. İnşallah dökülmez. Şöyle biraz soğuksun onu Bella. Şöyle bir... Tamam bak güzel. Arkadaşlar orada soğuk su var. Hayır Bella dur soğusun Bella Bella dur. Şimdi o soğunu biraz soğusun ki sıcak yani. Evet Venüs onlar Bella'nın korkusundan dışarı çıkamıyor. Ya ne kadar yağmur yağdı ki. Bak arkasını görüyor musun? Tam onu. Bella buraya yalasana Bella. Burada et parçası. Al buradan. Al. Al burada et yala. Gel gel gel. Buraya bak. Yala bana. Yala yala. Tamam. Tamam. Venüs'ün de şurasına biraz ilaç çıksak. Pablo. Tamam size de vereceğiz. Bekleyin siz bekleyin. Önce Bella bir yesin. Bella az önce yüzüme vurdu işte. Yani var ya senin yüzünden banyo edeceğim şimdi ya. Dur. Tamam. Ya ben normalde arkadaşlar bayağı şey yaptım. Şimdi olmadı ya. Videoyu kapatıp birleştirmek de istemiyorum. En sevmediğim şey ya. Ya. Bella bunu böyle alıp şeye mi getirsen, ahıra mı getirsen, burada durmasın ha. Abi yavrulara da var ya. Lan burada yesin öyle getireyim onu. Bella tamam. Bella ya. Kim o kızım? Bella kim o? Düşürürsün.
giremiyoruz tabii. Şöyle bir harmanlasak mı ya? Buna bir daha koyalım. Şöyle bir açıktan yapsak onu, soğursa. Kış olsa var ya daha çabuk soğurdu. Bella burada var ya bayağı bir et var yani, doyarsın. Tamam, tamam susun. Aman değil mi? Aman oraya gitmemeli. Gitmemeli başta. Et haşlama yiyor benimle. Aferin benim kızıma. Susun. Sırı tavuğa kaldı dışarı. İyi oldu sana. Çıkma sen de. Yürüdü şu an. Beni vereceğim sana beni. Vereceğim beni. Vereceğim. Tamam belli olur sonra ayıklarsın ya. Yemeği ye. Allah kapsıza bak ya. Zamır parasına giriyor. Benim. O suratın ne oldu ya? Bella. Bella şimdi işte bu arkadaşlar şu anda dudaklarına ruj sürmüş gibi muamele görüyor. Narkozun karşısına çıksa narkoz bunu yani şey bulur, çekici bulur çünkü dudaklarında et suyu var. Onların da bir ruju sayılır bu. Şimdi narkoz merak edecek. Senin dudakların niye böyle? Yani makyaj yapmak gibi oluyor. Bellanın dudaklarında et suyu var. Kafasını, mafasını, kulağını, gözünü ya. Ama nasıl yiyorlar bak değil mi? Demek ki köpeklere et haşlama vermek lazım abi. Değil mi? Sana da vereceğiz. Değil mi? Evet arkadaşlar. Bella yesin. Yavruları zaten. Zaten Bella'ya inanın bu ara beslemesine hep konserveler, monserveler. Artık Bella öyle bir alıştı ki normal mamayı yemiyor şerefsiz. Yani yavru inanılmıyor. Yavrularına iyi baksın diye biz de ona çok iyi bakıyoruz. Bella'nın ilk erkek yavrusu Bünyamin abiye gidecek. Bella'nın çakırı ona söz vermiştim.
İkincisi Tuncay Alemdar'ın, üçüncüsü Mustafa Salih Altun'un, dördüncüsü yine bir arkadaşımızın, beşincisi de inşallah sağlıklı bir şekilde doğarlar. Bella yemeğini bitirdi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İnşallah bir dahaki sefere Bella'nın yavrularıyla doğmuş halini çekeriz. Levent Seçkin abiye de buradan çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olsun. Kesesine bereket olsun. Hayırlı akşamlar.